11 ayın sultanı mübarek Ramazan. Ramazan'ın vazgeçilmezi de Ramazan pidesi. Peki evlerde nasıl yapılır Ramazan pidesi? Bize Şef Barbaros Yoloğlu anlatacak. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hemen başlayalım mı? Hemen başlayalım. Buyurun. Bizim evde ihtiyacımız olan çok basit malzemeler. Temel malzeme tuz, su, un, maya, ayçiçeği, yumurta, çörek otu ve susam yeterli olacaktır. Çok basit bir mayalama tekniği, çok basit bir yoğurma tekniği vardır. Öncelikle şöyle ki unumuzu bir döktük. Döktükten sonra tam ortasına birazcık çukur açalım. Ilık suyu tam ortasından döküyorum. Aşağı yukarı 1 kilo una 800 gram su. Bunu yarı yarıya yapabiliriz. 500 gram una 400 gram su yeterli olacaktır. Tuz atıyorum az bir şey. Bir çay kaşığı kadar tuz yeterli olacaktır. Hemen arkasından mayamı tam çukurdaki suyun içine ufalıyorum. Bu mayalanması gereken bir hamur. Yoğurduktan sonra en az 1 saat kadar mayalanması gerekecektir. Suyun biraz fazla geldi. Kulak memesi kıvamında bir hamur tutmamız gerekiyor açıkçası. O yüzden kıvamını birazcık elimizle yoğururken anlayacağız. Su ekleye ekleye yavaş yavaş yapacağız bu işlemi. Peki tamamdır. Sizde mayalanmış bir hamur vardır değil mi zaten? Ben şimdi şu hamuru şu şekilde hallettikten sonra aslında birazcık kıvamı toparlandıktan sonra benim elimde şu an hazır bir hamur var. Hemen ona da geçebiliriz. Tamam, ona geçelim mi? Tabii. Malzemeleri seyircilerimiz gördüler. Nasıl yapılacağını. Bunu arkadaşlarım yoğurmaya devam etsin. Ben direkt hazır olan hamuruma geçeyim. Şimdi buradaki hamur ne kadar süredir dinlendi, dinlenilmesi gerek? Bir saat hamur halinde dinlendi ve beze haline getirdikten sonra yaklaşık 20 dakika dinlendi. Şimdi ben hamurumu alıp tam yağlı kağıdımın ortasına koyuyorum. Üzerine çok az bir ayçiçek yağı döküyorum. Ve açmaya başlıyorum. Belli bir büyüklüğe getirdikten sonra, açtıktan sonra bir tırnak izi veriyorum etrafına. Açarken de büyüteceğiz. Bu tırnak izini verdikten sonra mutlaka ve mutlaka hemen fırına girmesi lazım. Çünkü mayalanan hamur da izler kapanacaktır. Direkt hemen yumurta sarısını parmaklarımla aynı fırıncı usulü ustalardan izlediğimiz gibi döküp hemen sürüyoruz bakın. Bunun içine isterseniz yoğurt da ekleyebilirsiniz. Tabii ki fırçayla da sürebilirsiniz. Bizimkisi birazcık geleneksel hamurun evet, lezzetli. Evet, sırada en güzel görünüşü veren çörek otu. Ve susamı attıktan sonra artık pidemiz fırına girmeye hazır. Peki fırın kaç derece, ne kadar sürede? 120 derece 12 ile 16 dakika kontrollü bir şekilde pişmesi gerekir. Hemen attıktan sonra 12 dakika sonra Ramazan pidemiz hazır. Peki dilinize sağlık, elinize sağlık. İşte yarın bu gece elbette ki sahura kalkılacak ve yarın akşam bu sıcak pideler, tabii ki günlük sıcak pideler yenilecek diyelim ve sözü size bırakalım.